Ocak oldu. Okay. Bugün ECS'i, Managed Cron Servisi gibi nasıl kullandığımızı konuşacağız. Buna önce neden ihtiyacımız olduğundan bahsetmek istiyorum. İlk başta proje başladığımızda tek makine olarak ilerliyorduk Sandbox'ta. Cron Job'lar gayet güzel çalışıyordu. Cron Job'dan kastım da basit rake task'ları var, backend'çilerin yazdığı. Bunları belli aralıklarla çalıştırmamız gerekiyor. Tek makineyken her şey güzeldi de auto-scaling başlayınca işte her job her yerde çalışmaya başladı. Birbiriyle çakışmaya başladı falan. Bunu bir şekilde çözmemiz lazımdı. Alternatiflerimiz de arasında ya Sidekick Enterprise almamız gerekiyordu. Orada periyodik olarak çalıştırabiliyorduk rake task'ları. Ya da bir tane Sidekick job'u başlatıp onun belli sürelerle diğer, yani tekrar kendi kendi çağırmasını sağlayacaktık ama bu da çok kırılgan bir yapıydı. O yüzden ECS üstünde ve kendi Dockerize edip cron job'ları öyle çalıştırmaya karar verdik. Şu servisleri kullanıyoruz. Docker, EC2 Container Service, CloudWatch Events, Lambda, Jenkins, bir de Rake Task gerekiyor tabii çalıştırmak için. Önce ECS'ten bahsetmem gerekirse bu Amazon'un konteyner yönetim çözümü. Altında normal EC2 instance'ları var. Bunlara normal EC2 instance'ları yapabildiğiniz gibi autoscale gruplara koyup istediğimiz gibi, yani hiç dokunmadan yaşamlarını sürdürmelerini sağlayabiliyoruz. CloudWatch Events de Amazon içerisindeki bütün servislerin yaşamlarıyla ilgili olabilir, farklı şeylerle olabilir. Sizin belirlediğiniz alarmlara göre belli eventlerin toplandığı Amazon servisi. Bu kendine gelen eventleri Lambda'ya, SNS'e, SQS'e veya Kinesis Stream'e aktarabiliyor. Ve bizim kullanacağımız kısmı Lambda'ya aktarması olacak. Lambda'da, Lambda'yı duymayan var mı? Var. Okey, tamam. Tamam, Lambda serverless kod çalıştırmamıza yarayan Amazon'un servisi. Kodunuzu copy paste'e koyup direkt çalıştırabiliyorsunuz. Çok ucuz. Herkes kullanması lazım. Çok ucuz abi. Bayağı ucuz. Ne yüzden ucuzlandırılıyor? Ne kadar sürüyorsa ve ne kadar memoriye ihtiyacın varsa. FooTV'de bu yapıyı nasıl kullanıyoruz? Kod GitHub'a pushlandığında Jenkins tarafından build edilip Docker imajı EC2 Container Registry'ye pushlanıyor. Daha sonra CloudWatch Events'ten belirlediğimiz kurallarla scheduled olarak bu bir tane Lambda yazmamız gerekmişti araya. O Lambda'yı çağırıyor. Ortada gördüğümüz. Daha sonra Lambda da ECS'e gidip bu konteyneri çalıştır diyor. Biz FooTV'de bu şekilde kullanıyoruz. Şimdi bu nasıl kullandığımızdan kısaca bahsedeceğim. Önce bir tane task definition dosyası gerekiyor. Bu basit bir tane JSON, imaj nerede, registry nerede, ne kadar CPU, ne kadar memory lazım gibi bir şey. Bunu Jenkins build script'e alıp Jenkins build sırasında Docker'ı pushladıktan sonra nsoups diye bir tane araç kullanıyoruz. JSON'un içindeki environment variable'ları replace etmek için. Biraz önce şurada gösterdiğim image versiyon kısmını update edip ECS'e task definition register ediyoruz ve bu revision olarak ekleniyor. İstediğimiz zaman geriye dönme avantajımız var burada. Yani olur da Docker imajı hatalıdır, bir şey olur. Anında eski haline geri döndürebiliyoruz hiçbir şey yapmadan tek tıkla. Bu da Docker entry point'imizin bir kısmı. Bu Rails app'i normalde bizim uygulamamız. Bunun bir kısmı parametre ile çağırırsak ilk parametre environment parametresi olması gerekiyor. Şurada örnek gösterdiğim Docker run prod dedik mesela. Prod environment'ında çalıştırmak istediğimizi söylüyoruz. İkinci parametreyi gönderirsek rake task'ı çalıştıracağını anlıyor ve belirtilen rake task'ını çalıştırıyor Docker. Rake task? Rake task'ta yani rake script'i ufak, yani normal bir script. App'in içindeki her şeyi kullanabildiğimiz bir script. Yani. Ben giderken Python gibi bir script'i
JavaScript. Hayır, Ruby. RubyScript. RubyScript abi. RubyScript abi. TaskRunner diyebilir miyiz? Aynen Ruby. Evet, TaskRunner diyebilir miyiz? Evet, yani sadece task değil, yani istediğimiz her şeyi yapabildiğimiz normal bir RubyScript aslında. Sadece other rate diye geçiyor yani. Onun detayını o kadar ayrıntılı bilmiyorum. Bunu da belki saygı anlatayım. Yani burada o zaman rate kullanma dediğimiz şey mi? Çalışacak olan script'in uygulama runtime'ına ihtiyacı mı var? Evet. Yani uygulamanın tamamına ihtiyacımız olduğu için bu şekilde çalıştırıyoruz. Daha sonra da rate task'ın adını veriyoruz. Gidiyor onu çağırıyor. Docker file ilk kısmı bu kadar. İkinci kısmında da ikinci parametreyi vermezsek belirtilen ayarlarla Rails Server ve Sidekick'i çalıştırıp geçiyor. O kısmını yazmadım. Konumuz değil. Daha sonra CloudWatch Events'leri nasıl kullandığımızı, nasıl kurguladığımızı göstereceğim. Bunu konsoldan göstermem gerekiyor. CloudWatch'ın sayfasında şöyle bir ekran var. Buraya gelip Retro dediğimizde normalde daha önce bahsettiğim gibi Amazon'un bütün şeylerinden, bütün servislerinden event üzerine bir şeyler çalıştırabiliyoruz ama bizim kullandığımız şekli bildiğimiz Chrome expression'larla işte atıyorum şu, bu böyle bir event, yani 5 dakikada bir event trigger et diyoruz. Onu da şurada göstereceğim şimdi. Bir tane Lambda fonksiyonumuz var. Çok basit bir Node.js fonksiyonu. Gönderdiğimiz JSON'ı alıp ECS'in yine çok basit bir, yani standart bir yapısı var bu ECS'e göndereceğimiz JSON'ın. Dokümantasyondan copy paste yaptık. Yani. ECS run test deyip şu comment gönderiyoruz. İşte biraz önce gösterdim. Docker run prod environment, yani prod rake task kısmını gönderiyoruz. Şurada önemli bir yer var. Lambda seçtikten sonra lambdamızın adını verip buraya sürekli bu JSON'ı gönder diyoruz. O JSON'da bizim external config dosyamız şöyle bir şey. Database URL'i bu olacak. Şu cluster'da şu rake task'ı çalıştıracaksın diyoruz ve ve bu kadar. Çalışıyor. Yani 5 dakikada bir çalışıyor hocam. Ya da atıyorum her sabah 4.30'da çalıştıracağınız bir şey var. Yazıyorsunuz. Çalışıyor. Bu kadar. Kolay şekilde Chrome job'larımızı yönetebiliyoruz. Bu kadardı benim konuşmam. Sorusu olan var mı? Scheduling'i burada yapıyorsun değil mi? Evet. CloudWatch Event'te evet. Yapıyorsun. O gidiyor Docker CloudWatch Event Lambda'yı trigger ediyor. Tamam. Lambda'da ECS'e gidip şu Docker konteynerını burada yazdığım rake, yani parametrelerle birlikte çalıştır diyor. Yani rake olmak zorunda değil. Herhangi bir şekilde kullanabilirsin. Biz burada rake job çalıştırmak için kullanıyoruz. Peki bu şey, o zaman CloudWatch'ta diyelim ki şey yapsak, bizim cluster health'imiz üzerinden bir alarm triggerlasak, bu diyelim ki potansiyel olarak cluster'ın bir instance öldüğü zaman yapılacak bir action varsa bu tür şeyleri triggerlamak için de kullanabiliriz. Evet. Yani CloudWatch'ta nasıl eventler var? Mesela onu da farklı bir yapıda kullanıyoruz. Auto-scaling eventlerini dinlediğimiz bir yapı var. Orada da makine açıldığında veya öldüğünde Route 53'te DNS kayıtlarını güncelliyoruz mesela. Bu şekilde de CloudWatch'ı kullanabiliyoruz. Bir şey daha soracağım. Şimdi o zaman Lambda gidip bir makine ayağı mı kaldırıyor her defasında? Hayır. ECS'te makine sürekli, yani en azından bir tane makine sürekli makine var zaten. Durması gerekiyor. Evet. Makine dediğin konteyner. Hayır. Altında bir tane EC2 instance'ı olması gerekiyor. Yani Docker Runtime kurulu bir şey olması gerekiyor. Yani şey, yeniden açmıyor falan. Yani orada bekleyen bir şey vardı yani, bu işlerin gelmesini bekleyen. Evet, yani konteynerları çalıştıracağı bir makinenin durması gerekiyor. Ama sadece launch deyip açıyorsun, bu kadar. Yani başka bir şey yok. Kalanını ECS kendisi yönetiyor. Özel imajı var bir tane. Onunla makine açıyorsun. O kadar. Başka sorusu olan var mı? Burada konfigürasyonu CloudWatch'ta tutmak yerine Lambda'ya bekletmeyi niye tercih ettiniz? JSON konfigürasyonu. Çünkü mesela bu hesapta tek, yani bu Amazon hesabımızda tek ortam var ama Sandbox Amazon hesabımızda 2 ortam, 3 ortam, bazen 4 ortam olabiliyor. Yani Lambda'da Environment Variable gibi bir şey olmadığı için CloudWatch'tan gönderiyoruz. Environment Variable'ı
bileyim S3'te ya da Dynamo'da falan tutsan olmaz mı? Olabilir, o da bir çözüm yolu. Ama bu şekilde sadece CloudWatch events kısmını güncellediğimde güncelleyebiliyorum. Tamam, zaten CloudWatch önemli her zaman galiba ortam spesifik oluşturmak zorunda olduğum için onu yazmak, yani update etmek kolay olur zaten. Yani evet, hani neyi değiştireceğimi bilip sadece onu değiştirmem daha kolay oluyor bu şekilde. Bu arada Lambda'ya şey geldi, Envite Variable geldi. Geldi ama bir kere set ediyorsun kalıyor hani. Aynen. İkinci çalıştırdığını onu değiştir dememiz için yine araya başka bir şey koymamız lazım. O yüzden dışarıdan gönderiyoruz ne yapması gerektiğini. Çok mu kısa oldu? Çok gayet. Teşekkürler. Başka sorusu olan vardır.